İkinci mektup. Bismihi Subhan ve min şeyin illa yusbbihu bi O mezkür ve malum talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır. Salisen, bana bir hediye gönderdin. Gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Ben demiyorum ki kardeşim ve birader zadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan, herkesin hediyesi reddedilse, seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münasebetle, o kaidemin sırrını söyleyeceğim şöyle ki, Eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense, ölümü tercih ederdi. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde, kaidesini bozmadı. Eski Said'in, senin bu biçare kardeşine irsiyet kalan şu hasleti ise, tezehüt ve suni bir istina değil, belki dört beş ciddi esbaba istinat eder. Birincisi, ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar mayişet yapıyorlar deyip, insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. İkincisi, neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakîm'de, hakkı neşredenler, in ecriye illa alellâh, in ecriye illa alellâh diyerek, insanlardan istina göstermişler. Sure-i Yasin'de, اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ cümlesi, meselemiz hakkında çok manidardır. Üçüncüsü, Birinci sözde beyan edildiği gibi, Allah namına vermek, Allah namına almak lazımdır. Halbuki ekseriya ya veren gafildir, kendi namına verir, zımni bir minnet eder. Ya alan gafildir, münimi hakikiye ait şükrü, senayı zahiri esbaba verir, hata eder. Dördüncüsü, tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan ahzımal edip, o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezzak-ı Zülcelal'e yüzbinler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden, bakiye ömrümü de o kaide ile geçirmesini rahmetinden niyaz ediyorum. Beşincisi, bir iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat'i kanaatım oldu ki, halkların malını, hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almaya mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor, belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almamaya manen bir emirdir ve almaktan bir nehidir. Hem bende bir tevahuş var.'' herkesi her vakit kabul edemiyorum halkın hediyesini kabul etmek onların hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul etmek lazım geliyor o da hoşuma gitmiyor hem tasannu ve temelluktan beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek bana daha hoş geliyor gayrın en ala baklavasını yemek en murassa libasını giymek ve onların hatırını saymaya mecbur olmak bana nahoş geliyor. Altıncısı ve istina sebebinin en mühimmi mezhebimizce en muteber olan İbn Hacer diyor ki: Salahat niyetiyle sana verilen bir şey salih olmazsan kabul etmek haramdır. İşte şu zamanın insanları hırs ve tamaa yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi Salih veya veli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem o alameti gururdur. Salahatin ademine delildir. Eğer kendimi salih bilmezsem o malı kabul etmek caiz değildir. Hem ahirete müteveccih amale mukabil sadaka ve hediyeyi almak ahiretin bâkî meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. الباقي هو الباقي سيد نورسي